Teknoloji dünyasında son dönemin en popüler, hakkında en fazla konuşulan başlıklarından biri de Metaverse. Sözlük anlamı öteki evren, teknoloji karşılığı ise sanal gerçekliğin gerçek dünyayla iç içe olduğu, hatta manipüle ettiği yeni nesil kullanım şekli aslında. Hepimizi meraklandıran, çoğumuzu heyecanlandıran Metaverse için hem donanım hem de yazılım seviyesinde çeşitli araçlara ihtiyacımız var. Donanım tarafındaki temel gereksinimler belli aslında. Örneğin sanal gerçeklik gözlüğü ve bunları çalıştırabilecek, ideal deneyimi sağlayabilecek performansla bir bilgisayar. Tabii Metaverse'e ilgi yüksek olunca bu alana adresleyen marka ve ürünlerin sayısı da geçen gün artıyor. Bu noktada size ilginç bir bilgisayar göstermek istiyorum. Aslında aynı konseptin fikir babası olan sistemi yıllar önce kullanmış, tecrübelerimi paylaşmıştım. Söz konusu olan bilgisayar çanta formunda giyilebilir bir bilgisayardı. Düşünsenize, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan sonra deyim yerinde ise sırt üstü bilgisayar tasarımıyla da tanışmıştık o dönemde. MSI tarafından geliştirilen bu sistem o dönem yine gündemde olan sanal gerçeklik oyunları için geliştirilmiş fakat istenen etkiyi yaratamamıştı. Aslında hakkını teslim edelim. Fikir olarak öncü bir uygulamaydı. Ama bazen öncü olmak çok önemli değildir. Hani bir söz var ya, doğru zamanda yanlış doğru, yanlış zamanda doğru ise yanlış olur. İşte bu üründe yanlış zamana çıkmış doğru bir konseptti. Şimdi ise durum daha farklı. RTX 3090 gibi yüksek performans ekran kartlarından yeni nesil işlemcilere, dizüstü bilgisayarlardan fiyat performans odaklı toplama sistemlere kadar. İster oyun oynamak ya da yayın yapmak, isterseniz de iş ya da eğitim amaçlı olsun, ihtiyaç duyacağınız tüm teknolojiler dünyada ve markaların en yeni tüm donanımları İtopya'da. İster web sitesi, isterseniz de İstanbul'daki Acıbadem, Beylikdüzü ya da Kartal veya yeni açılan Ankara Seyitözü mağazasına gidebilir, yeni nesil donanımları görebilir, arzu ettiğiniz sistemleri toplayabilirsiniz. Tüm detaylar itopya.com'da. Zotac tarafından duyurusu yapılan Viargo 4.0 ismi giyilebilir bilgisayardan günümüzün en popüler Metaverse uygulamalarına ve en yeni sanal gerçeklik gözlüklerini mobilite kazandıran şık ve yetenekli bir sistem. Dışarıdan bakıldığı zaman RGB ışıklandırmaya sahip şık bir çanta gibi görünse bile şeytan ayrıntıda gizlidir misali yaklaştıkça ve yakından baktıkça detaylar kendisini belli etmeye başlıyor. Zotac'ın yaptığı açıklamaya göre ağırlık dağılımı ergonomi düşünülerek yapılan sistem hem sırtta terleme yapmayacak hem de termal trolling riski oluşturmayacak şekilde dizayn edilmiş detaylara sahip. Yani giyindiğiniz zaman aradaki taşıyıcı katman sayesinde doğrudan sırtınıza temas etmiyor, arkadaki boşluk yardımıyla hava transferine de izin veriyor. Kart okuyucusuna kadar çok sayıda konnektöre ev sahipliği yapan, sadece kablolu değil kablosuz olarak da çalıştırılabilen sistemim, ister pilli isterseniz de prizden çalıştırabiliyorsunuz. Üzerinde 6000 mAh kapasiteli iki tane batarya olan sisteme 330 watt kapasiteli adaptör eşlik ediyor. Üstelik kimi dizüstü bilgisayarlardan farklı olarak güncelleme yapmaya, yükseltme yapmaya da izin veriyor. İsterseniz bazı donanım bileşenlerini değiştirebiliyorsunuz. Temel özelliklere, performansı etki eden bileşenlere bakıldığı zaman şunları söyleyebilirim. Intel'in 8 çekirdekli Core i7-11800H işlemcisine ve Nvidia'nın profesyoneller için geliştirmiş olduğu 16 GB grafik belleğine sahip olan RTX A4500 ekran kartına sahip. Yani mobil odaklı bileşenlerle şekillendirildiğini söylemem gerekiyor. Ne de olsa günün sonunda taşınabilir bir bilgisayardan bahsediyoruz. Bu ekran kartı önemli. Yani RTX A4500 kritik. Çünkü pek çok uygulama için hızlandırma getiriyor ve Ray Tracing desteğinde bünyesinde barındırıyor. Ancak daha da önemlisi Nvidia'nın 3 boyutlu tasarım ve simülasyon ortamı olan Omniverse platformuyla da uyumlu. Zotac'ın yapmış olduğu açıklamaya göre bu sistem batarya gücüyle 50 dakika civarında çalışabiliyor. Profesyonel olarak Metaverse projelerini müşterilerine götürmek isteyenlerden tutun da sanal gerçeklik gözlüğüyle dilediği her yerde oyun oynamak isteyenlere kadar geniş bir kullanım kitlesine hitap eden bir sistem olmuş bu bilgisayar. Az önce de ifade ettiğim üzere giyilebilir ya da bir başka ifadeyle sırt üstü bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bilgisayar dünyası nevi şahsında münhasır modellerinden birisi gibi düşünülebilir. Ancak şu aşamada piyasaya çıkış tarihi ve fiyatlandırması hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Bilgisayar dünyasında son dönemin en büyük akımlarından biri de kabloların görünmediği, mümkün olduğu kadar gizlendiği ya da daha estetik durduğu sistemler toplamak. Bu uğurda ışıklandırmaya sahip sarmal kablolardan özel kasa tasarımlarına kadar pek çok donanım çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Ancak yeni bir tasarım dalgası kabloların daha iyi yönetildiği, daha kolay gizlendiği sistemlerin önünü açabilir. Hem MSI hem de Gigabyte'in geliştirmekte olduğu yeni bileşenler, anakart ve ekran kartları var. Hepsini anlatacağım, gelin detaylara başlayalım. Önce MSI ile başlayalım. Project Zero adı verilen konsept aşamasındaki yeni anakart oldukça sıra dışı bir görünüme sahip. Çünkü önden bakıldığı zaman üzerinde herhangi bir konnektör bulunmuyor. Sadece işlemci soketi, bellek yuvaları ve ekran kartı slotları yer alıyor. Geriye kalan bölümlerin tamamı özel bir kalkan yardımıyla koruma altına alınmış. Hal böyle olunca ATX güç konnektörü, fan bağlantıları, SATA ve USB konnektörlerinin nereye gittiği merak konusu. Ancak fazla meraka gerek yok çünkü çok uzağa gittikleri de söylenemez. Zira bunların tamamı anakartın alt kısmına taşınmış. Yakından bakıldığı zaman 24.000 ATX konnektörü,
6 tane SATA 3 portu, çift 8000 konektörü ile 3 adet 4000 konektörünü görmek mümkün. Tamamıyla siyah renklere sahip olan ve MSI Unify serisi altında çıkması beklenen anakartta RGB ışıklandırma bulunmuyor. Şirkete ait Core Liquid S360 soğutucusu ile kombinlenmesi beklenen anakart MSI Do It Yourself kitlerinden biri olarak çıkacak. Dolayısıyla bu anakartı ve uyumlu bileşenleri alanlar kabloları çok daha rahat şekilde gizleyerek daha istedik kasa tasarımları yapabilecek tabii ki. Tabii şunu söylemeden geçmek olmaz. Bu anakart Z690 chipsetini kullanıyor ve Intel işlemcilerle çalışıyor. Daha iyi kablo yönetiminin yapılabilmesi, daha estetik sistemlerin toplanabilmesi Gigabyte'ın da gündeminde. Ancak onlar bir adım daha ileri giderek sadece anakart değil, aynı zamanda ekran kartı ve bunlara uygun kasa tasarımı da yapmışlar. Aslında bu işte yalnız oldukları söylenemez çünkü Amerika merkezli performans sistemleri üreten Mayengear firmasıyla işbirliği yapmışlar. Mayengear benim de önem verdiğim markalardan bir tanesi, zira kurucusu olan Wallace Santos'la daha önce birçok kez bir araya gelmiştim. Açıkçası bizleri tanıyan, bizleri seven ve özelleştirilmiş sistemlerde sektöre öncülük eden yöneticilerden bir tanesi. Şirket Intel platformu için geliştirdiği Z690 chipsetli Aorus Elite Start anakartı ile birlikte konektörlerin önemli bir kısmını alt tarafa taşımayı başarmış. Ancak anakartın genel silüetine bakıldığı zaman MSI modeli kadar kamuflajlı olduğunu da söyleyemem. Ancak bence daha ilginç olan RTX 3070 tabanlı Start ekran kartı. Çünkü bu ekran kartını güç konektörleri de alt kısma taşımış. Dolayısıyla ekran kartı ile ilgili herhangi bir kablo aktarımını sistemi topladığınız zaman görmüyorsunuz. Bu açıdan güzel çünkü tertemiz bir sistem topluyorsanız fakat ekran kartına gelen PCI Express güç kabloları görünümü bozabiliyor. İşte bu yüzden Gigabyte'in yapmış olduğu tasarım bence önemli. Umarım bu tasarım konsept olarak kalmaz ya da sadece tek bir ekran kartına kullanılmaz çünkü daha iyi kasa içi kablo yönetimi açısından böylesi tasarımlar son derece kritik. Gigabyte bu ekran kartı ve bu anakarta ev sahipliği yapacak yeni bir kasa tasarımı da yapmış. Dolayısıyla bu bileşenleri bu kasa içerisinde kullanırsanız kablo yönetiminin hem bu bileşenlerin tasarımından doğan avantaj hem de kasanın buna uygun olmasıyla çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Açıkçası kabloların görünmediği, dışarıdan bakıldığından çok daha estetik bir ortam, ambiyans sağlayabilen sistemlerin önü açılacak gibi görünüyor. Bu bağlamda MSI'nin yapmış olduğu anakart ve Gigabyte'in yapmış olduğu anakart, ekran kartı, kasa gibi modeller bence sektöre öncülük etme anlamında da önemli bir misyon üstleniyorlar. Evet, görülebileceği üzere yeni bir sistem toplarken kablo yönetimini çok daha kolay yapmamızı sağlayacak yeni nesil donanımlar da yolda. Ben de merakla bekliyorum açıkçası. Tüm detaylardan sonra artık kapanışa doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için, izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yapmış olduğunuz fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım, hepinize teşekkür ederim. Sosyal medyada bana ulaşmak isterseniz Twitter ve Instagram'da erdoğza ya da fx57 yazarak bana ulaşabilir, arzu ederseniz takip ede alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.